bu beyefendi sağlıklı günlerinde bize geldiler. Hala saklamış elinde eski yazı yazılmış. Şimdi Karabekir Paşa yazıtmış bunu. Evet. Bu bey o sıradaki şey yetimlerden biri. Yetimlerden değil belki ama o okulda okumuş. O okulda. 1919 yılında. 1919'da yalnız şey çok enteresan. Kazım Karabekir yazıtı Yaşasın Cumhuriyet. Evet. Doktor Şefik Tutkavıl beyefendi ve enteresan. Hayatının son dönemlerinde hala saklıyordu o yazıları. Bize getirdi gösterdi. Yıl 1919. Paşa diyor bize bu ödevi verdi diyor. Yaşasın Cumhuriyet yazacaksınız. 19'da. Allah Allah. Yani o sırada Mustafa Kemal Paşa yani Atatürk özel sohbetlerde telaffuz ediyor Cumhuriyet'i. Ama bu şekilde öğrencilere yaşasın Cumhuriyet yazdırmak. Sene 19. Cumhuriyet'e 3 sene var daha. Murat, sene var. 1919'da Atatürk Samsun'a çıktığı zaman Kazım Karabekir Paşa'nın tam görevi ve görev alanı neresi? Erzurum'da. Erzurum'da biliyorum. Görev alanı nereleri kapsıyor ve tam görevi ne? Şimdi bakın onu şöyle anlatabilirsem eğer, babam Osmanlı'nın son paşası olarak doğuyu düşmandan kurtarıyor. Tebriz'deyken Mondros Ateşkes imzalandı, geri dön emri alıyor. Ama Batum'da diyor hafif Japon toplarını, yani orada bulduğu silahları geminin deposuna koyuyor ve Trabzon'a bırakıyor. Yani bir milli mücadele fikri var ki Anadolu silahlanmaya başlıyor. Ve sonra İstanbul'a girişini çok acı ifade ediyor. Diyor ki Reşit Paşa gemisiyle İstanbul'a girdim. Sağ sol tabyalarda yabancı bayraklar dalgalanıyordu. Büyükdere önlerine geldiğim zaman diyor bir müfreze İngiliz askerin Türk zabitine emir verdiğine şahit oldum. Türk'ün bayrağını indir yerine İngiliz bayrağını çekeceksin. Hayatımda hiç bu kadar acı çekmemiştim diyor. Fakat o an karar verdim ki diyor tek dağbaşı mezar oluncaya kadar çarpışacağım. Ve ben bu kararı verdikten sonra gördüğüm o zırhlılar benim gözümde bostan korkuluğu niteliğindeydi. Yazmış bunları. Yazmış. Hiç hükmü kalmamıştı diyor. Ve Abdullah Paşa'ya çıkıyor. Demin bahsettiğim bu kitapçığı soruyor. Ve Mustafa Kemal Paşa'mızı Şişli'deki evinde ziyaret ediyor. Diyor ki paşam İstanbul, hatta daha önce zannediyorum İzzettin Paşa'ya gidiyor. Niçin bütün paşalara, bütün İstanbul'a topladınız? Çok tehlikeli diyor. Ve İzzettin Paşa'nın gözlerinden yaş geldi. Bilmeyerek bir hata mı yaptım? Yani niçin topladım? Beni tekrar doğuya gönderin diye istiyor. Ve Mustafa Kemal Paşa'ya da kurtuluşun anahtarı doğudadır paşam diyor. İstanbul'da kalmakla hiçbir şey elde edemeyiz. Ben Erzurum'a gidiyorum 15. Kolordu'nun başına. Sizi bütün kolordumla destekleyeceğim diyor. Bunu diyor mu? Diyor. Bu da yazıyor mu? Tabii. Yani? Diyor ve yani bu not defterinde de kitabında da hepsi yani kendi dilinden yazılmıştır. Mustafa Kemal Paşa'nın cevabı kendi kelimeleriyle iyi olur olmaz size mülaki olacağım. Müsaade ederseniz çok affedersiniz. Şimdi daha önceden bazı defterlerin kopyaları bana gelmişti. Size her şey geliyor. Böyle günlük tutmuşlar. Tutmuş. Bu Kazım Karabekir'in günlüğü. 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 Kopyası. Hangi yıl? Bu 1919. Hatta şeyi söyleyeyim ben size. Haziran. Gün gün yazmışlar. Mesela. Lundi. Pazartesi 19 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Paşa bugün Samsun'a çıkmıştır. Ve öyle bütün, mi efendim, öyle evet. Mi? Ve teferruatı yazıyor. Hemen Erzurum'a haber gitmiş yani. Hep telgraf başında bunlar. Devamlı haberleşiyorlar. Fakat önceki günlerde birbirleriyle bütün temasları, şeyleri yazılmış. Her şeyi. Şu gün şunu yaptım, bugün bunu yaptım, şununla görüştüm, bunu yaptım. Hepsi yazılıyor. Konuşmalar da yazılıyor. Veyahut ne bileyim, başkumandanlar şu telgrafı çektim diyor. Telgraf metnini de buraya koyuyor. Kavgalar, her şey yazılıyor. Şimdi o vakıftan da şey yapsak. Mesela o vakıf, Kazım Karabekir Vakfı haline getirdiler. Köşkü bunları yayınlayacaklar. Yalnız hanımefendi, inşallah bunlar sansür edilmez. Edilmez çünkü kaleminden çıktığı gibi. Yani Yapı Kredi bunları şimdi basıyor. Ve o günlerde ne acıdır ki Mustafa Kemal Paşa'mız, Osmanlı'nın genç bir paşası, Samsun'a çıkarken İngiliz'in verdiği şu pasaportla çıkıyor. Evet. Dün akşam bahsettiğim. Bunları ben aileden almıştım. Eniştelerimden. Büro, enternal... Enteraliye. Enteraliye. Müttefikte. De kontrol. De kontrol de pasaport. British Section, Lutfor Passage to Samsun.
16 Mayıs 1919. Ne acı. İngiliz temsilcisi. Evet. Ve tabii evet. ki verilen emir de 9. Ordu müfettişi olarak hani Türkler isyan etmiş git. Türklerin bu Atatürk'ün Samsun'a gitmesine izin veren evet, İngiliz belgesi. İngiliz belgesi ve beraberinde giden kişilerin liste. İzni. Listesi bu. Ondan önce göstermiştik. Evet. Bunun orijinali hanımefendi adetidir. Çünkü Erzurum'da buluştukları vakit askerlikten istifa etmiş olduğu için bütün ayakları veriyor. Kemal Paşa, paşam buyurun diyor Kazım Karabekir'e buyuruyor. Bu şekilde. Karşılaşmaları ne zaman ilk, yani 1919 ne zaman karşılaşıyorlar ilk Kazım Karabekir ile Mustafa Kemal Atatürk? Şimdi Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıktıktan sonra Amasya Genelgesi tabii birazcık rahatsız ediyor İstanbul'da yankılandığı zaman vatan bölünmez, millet bölünmez lafları. Ve Mustafa Kemal Paşa'nın tutuklanması isteniyor. Yani İngiliz baskısıyla padişah hatta bu emri Karabekir'e veriyor. Evet. Derhal Mustafa Kemal tutuklanacak. O şerefli asker tutuklanmayı tabii ki beklemeyecek. İstifa ediyor. Azledileceğime istifa ediyorum diyor. Ve Erzurum'da karşılaştıklarında Mustafa Kemal Paşa istifa etmiştir. O tam 7-8 Temmuz mudur? Ona bakıyorum efendim. Siz o gün gideceksiniz o gün. Yazıyor değil mi o defterde? Atölye karşılaşmaları. Hepini yazmış. Evet. 7-8 Temmuz. 7-8 Temmuz'da diyor. Şimdi hep o konu hep karanlıkta kalmıştır aslında. Yani karanlıkta kalmıştır derken çok şey söylendi de neyin doğru olduğu bir türlü aydınlanmadı. Şu bu işte herkes bir şey söyledi. Oldu mu olmadı mı bu el yazısıyla olan kısımda. İki tane orada mevzu var. Onu muhakkak babanızdan ya duydunuz anılarından anlattı, da ya da yazdı Milli Mücadelemiz diye kitabı da var zaten. Paşa'nın bir dönem yasaklanmıştı galiba o kitap değil mi? Evet. 60 hatta o macerayı bir anlatırsanız çok çileli bir hayat. Ya, çok enteresan. Onunla hayat. Da bir konuşalım. Yani. Şimdi tabii o ta yani acısı babamın sağlığındaki zamanında hani evin basılması, kitapların Sinan Matbaası'nda yakılması falan. Şimdi tabii yani insan basılan ev Karabekir Paşa'nın evi. Evet. Yani Mustafa Kemal Paşa'ya en büyük desteği verip istifa etmesine rağmen dün olduğu gibi bugün de emrinizdeyim paşam diyen. Onu soracağım. Evet. İsterseniz o sonraki olaylara daha sonra gelelim. Evet, biraz kronolojik evet, şimdi Temmuz ayının ilk haftası içerisinde evet. Atatürk'le karşılaştığını biliyoruz. Tam evet. tarihini ben doğrusu hatırlamıyorum ama 7-8 Temmuz. 7-8 Temmuz. Şimdi bu Mustafa Kemal Paşa bugün Erzurum'da Atatürk evi olan, müze olan yerde kalıyor. Rauf Orbay'la bir masa başında otururken istifa etmiştir artık sivil. İçeriye Kazım Dirik giriyor. En güvendiği kurmayı. Paşam diyor istifa ettim bundan böyle kimden emir alacağım? Elimdeki dosyaları kime teslim edeceğim. Çok üzgün Mustafa Kemal Paşa. Gördün mü Rauf diyor. Yani askerlikten istifa ettiği anda bir saat önce sen her şeysin diyen kişiler artık sen yoksun demekti. O sırada Cevat Abbas içeriye giriyor. Yaveri. Paşam diyor yaveri. Kazım Karabekir bir bölük askerle gelmekte. Rauf Orbay anılarında diyor ki bir an sarardı Mustafa Kemal. Yani her şey buraya kadarmış. Biliyor aldığı emri. Gelecek onu tutuklayacak. Kazım Karabekir içeriye giriyor. Sivil olan Mustafa Kemal Paşa'nın karşısına bir asker selamı çakıyor. Paşam diyor, dün olduğu gibi bugün de bütün kol ordumla emrinizdeyim. Sizi koruması için bir bölük asker getirdim. Peki şey derler, kısa bir süre tutukladı derler. Yani önce tutukladı, sonra... Onu bilemiyorum. Murat Bey daha... Tutuklama değil de uzun bir görüşme var. Sabaha öyle. Kadar görüşmüşler. Ne diyor? Defterde ne diyor onunla ilgili? Bir şey yazmış bir detay. Bütün vaziyeti konuştuk diyor. Tabii. Şimdi tam şeyini okumayayım. Yayınlayacaklar nasıl? Safakat. Biraz oku canım ne olacak? Yayınlanınca bir şey olmaz. Şimdi orada bir tutuklu paşa var. Nuri Paşa falan tutuklu orada. Babanız onları tutuklamış. Temmuz. Efendim 8 Temmuz, 7 Temmuz gecesi akşam Mustafa Kemal Paşa ile yemekten sonra sabaha kadar konuştuk diyor. Bir tartışma geçmiş aralarında. Fakat ondan sonra paşa emrinizdeyim demiş. Nasıl bir tartışma? Niye tartışmışlar?
Onu bilemiyoruz. Yazmamış onu. Onu bilemiyoruz. Fakat yani Kazım Karabekir Paşa da şeyi söylüyor. Ferit Paşa gibi bir aptal diye bahsediyor şeyden. Damat Ferit'ten. O şeyi var. Fakat ondan sonra şeyden 8'inden itibaren artık şey yok. Ama babamın fikri değil Fevzi Paşa. Yani o... Ha, Ferit, damat Ferit. Ferit Paşa. Vaziyet hakkında katı karar verdik. Kemal Paşa da benim gibi düşünüyordu. Tabii. Yani 8 gecesi şey yapmışlar. Milli yani mücadele konusunda uzlaşmışlar. O zaman paşam emrinizdeyim demiş. Peki emrinizdeyim diyor. Dün olduğu gibi bugün de emrinizdeyim. Mesela 19 Mayıs sayfası var burada. 16-19 Mayıs çünkü devamlı telgraf başında haber alıyorlar. Şeyi yazmış orada. Ne diyor 19 Mayıs günü? Nisan 19 Mayıs. Mustafa Kemal Paşa bugün Samsun'a çıkmıştır. İnşallah muvaffak olacaktır. Biliyorlar bir şeyler. Biliyorlar yani. Biliyorlar. Ve ondan sonra yanında kimler var? Önemli şeyler. İşte Hüsrev var diyor, şu var diyor, bu var diyor. O isimleri de koymuş buraya. Bugün diyor makine başında şunlarla görüştük diyor. Ve devamlı temas halinde. Temas halinde. Yani buradan anladığımız kadarıyla mesela 21 Mayıs Mustafa Kemal Paşa'dan ilk şifre. Bir şifre telgraf çekmiş onu anlatıyor. Teknik şeyler var, askeri şeyler var. Ve mesela 14 Mayıs kısmı var şurada. Yola çıkmak yine. Hayır şey İzmir. 15 Mayıs pardon. O İzmir'in işgaliyle ilgili. İzmir'in işgali kısmı var burada. Bu gayet göz yaşartıcı şeyler var. İzmir'imizi melun Yunanlılar işgal etmiş. Şeyde. Bu felaketler bunun hesabını soracağız diye yazıyor. Ondan sonra o arada bir yere teftişlere gitmiş. Yani 17-18'inde 19'unda şeye dönmüş. Anladığımız kadarıyla karargaha dönmüş. İşte Mustafa Kemal Paşa çıkmıştı diyor. Yanında şunlar şunlar vardı diyor. Rauf Bey ile Recep Zühtü orada yani diğerleriyle de yani Atatürk'ün kurmay heyetinde bulunmayan kişilerle de temas ediyorlar. Efendim ve diğer vilayetlerdeki orduların kumandanlarıyla da bununla telgraf başında görüşüyorlar. Şimdi o bir şey vardır. Osmanlı Derin Devleti Kurtuluş Milli Mücadele'yi başlatma kararını almıştı diye bir toplantı vardır. Nedir onun arkasındaki? Mesela pardon 23'ünde Sultanahmet Mitingi'ni yazıyor. Günü anında haber alıyorlar. Makine başına ve burada şeyler var. İşte Erzurum'daki kararım. Mesela o mühim 26 Temmuz'da milli teşkilatları bir önce kurmamız lazım. Dur, Mustafa Kemal Paşa ile konuştuk bunlar diyor. Şeyse. Şimdi bütün bu yazışmalardan gördüğümüz kadarıyla ve hanımefendilerdeki bu Samsun dosyasından bir kere 1919'un 19 Nisan'ının son haftasından itibaren çok geniş bir organizasyon. Evet. Belli yani. Bütün paşalara haber gitmiş yani. Evet, bu organizasyonu yapanlar aslında. Zaten o ilk beş paşadır Anadolu'ya çıkanlar evet. Ama hani Trakya'da da Cafer Tayyar Paşa, evet. İstanbul'da İsmet Paşa, Fevzi Paşa. Yani bunların hepsi Fevzi Paşa ile İsmet Paşa biraz daha evet. Tereddüt halindeler ama o beş paşa, ilk çıkan beşler sırasına göre Ali Fuat Paşa, Kazım Karabekir, Mustafa Kemal Paşa ile beraber Rauf evet. Bey ve Refet Bele. Yani Anadolu'ya ilk çıkanlar onlardır. Ve bütün o yazışmalardan ve o paşaların ve daha üst düzeydekilerin, aile mensuplarının işittiklerinden bana naklettiklerine göre çok geniş bir devlet operasyonu var. Osmanlı Derin Devleti. Ama bu Derin Devlet bugün başka manada. O manada değil. O değil. Ciddi devlet ama... Ama padişahtan bağımsız herhalde bu değil mi? Bağımsız. Yani dün akşam da biz onu konuştuk. Şimdi... işgal başlamış, yenilmişiz. Şu bu buna üzülmeyecek, bir çare aramayacak hiç kimse yok. Padişah tabii, dahil tabii, herkes. Tabii, tabii. Hiç kimse yoktur. Tabii canım. Hatta Ferit Paşa gibi bir ahmak bile üzülüyor mutlaka. Fakat bu operasyonu başlatan askerler. Özel toplantılar yapılıyor, planlar yapılıyor, bir çare aranıyor. Ve
kararı verdikten sonra sivilleri de alıyorlar yani. Yani hükümeti de alıyorlar. Hükümetin bazı üyelerini alıyorlar. Ve beraberce bir şey yapıp bunu, bütün bu hazırlıkları bir hükümet kararı haline getiriyor. Tabii. Mesela din adamları da çok giriyor işin içine. Tabii. Değil mi? Abdurrahman Kamil Amasya'da hutbe verir. Tabii. Yani şu andan itibaren padişahın hiçbir hükmü kalmamıştır. Millet kendini kurtaracaktır diye Özbekler tekkesinden devamlı silahlar Anadolu'ya sevk edilir. Yani millet tek yürek gibi, tek bilek gibi artık Anadolu'ya, hani bu mücadeleye açılmıştır. Mesela İzmir'in işgalinden sonra o Aydın müftüsünü zannedersem nefis bir fetvası vardır. Fazla ayındır da şey yapmak. Mücadele etmek. Tabii. Mücadele edecek kuvveti olmayanlar yerden üç taş alıp atacaklardır. Ve her şey ondan sonra bir resmi hale getiriliyor. Mesela hep bize şey anlatılırdı, işte pusulasız bir gemi de gizlice ayırdı. 23 Nisan 24 Nisan'da zannedersem 1919 tarihli takvim vekayıyla resmi gazetede Mustafa Kemal Paşa'nın tayin emri vardır. Zaten Karabekir Paşa diyarına daha önceden gitmişler, orada bekliyorlar. Tabii şu var, acaba çünkü Mondros Mütarekesi yapılmış, şey bekleniyor, barış anlaşması bekleniyor. O barış Sevr olacak. Ve o anlaşmada da bize çok ağır şartlar getirecekleri kesin, bilinmişiz çünkü. Acaba diyor, yani bir tahmin şudur. Pazarlık gücünü arttırmak için. Pazarlık gücünü arttırmaktır. Yani Anadolu bir güçlü kuvvet, bir kuvvet bulunduğunu hissettirmektir. Ve giden paşalar o zamanın en iyi, en yetenekli kumandanı.